Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Benden çok beklenen video ile beraberiz. Ben olsam hangi laptop alırdım serisine Asus'la devam ediyoruz. Yani en iyi Asus laptopları birlikte inceleyeceğiz ve baştan belirteyim bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun ve bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Sizce bu serinin devamı diğer markalar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi hiç uzatmadan bu piyasada alınabilecek en ucuz Asus laptopumuza başlayalım. Burada Asus'un VivoBook Go modelini görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla da birlikte geliyor. 15.6 inç Full HD TN bir panele sahip. Kasa kalitesi ve klavye hissiyatı olarak 10000 altında en sağlam laptop. Tabii ki bu laptop oyun için değil. Ofis, internette gezinmek yani günlük kullanım için düşük bütçeli bir laptop alacaksam Asus VivoBook Go gayet mantıklı. Fakat burada RAM yükseltmesi yapamıyoruz. Ancak depolamayı 2 TB'a kadar arttırabilmek mümkün. Zaten donanıma baktığımda bu laptop için 8 GB RAM fazla fazla yeterli. İkinci sırada ofis iş ve üniversite için 10.000 bandında bir bütçeyle kesinlikle Asus'un VivoBook 15 modelini alırdım. Ryzen 5 5600H gibi oldukça performanslı bir işlemci burada kullanılmış ve 8x2 16 GB 4800 MHz RAM'lerle geliyor ve 512 GB SSD'yi de burada görüyoruz. Açıkçası bu laptop'un en önemli artısı Ryzen 5 5600H ve 8x2 16 GB RAM'i ve bu laptop'u sadece gündelik işler yani internette gezinmek, ofis programları, ders çalışmak için de düşünmeyin. Bu laptopla 1080p'de render alabilirsiniz ve CS2, Valorant gibi e-spor tarzı oyunları da rahat oynatacak bir laptop. 15.6 inç full HD bir panelle de birlikte geliyor ve hem kasa kalitesi hem de soğutma yönünde 10.000 bandındaki en iyi laptop. Üçüncü sırada 20.000 bütçeyle benim favorilerimden Asus TUF Gaming F15'i görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. RTX 3050'nin de tam performans 95 watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. 8 GB RAM minimum seviye diyebilirim. Yani bu laptoptan tam performans istiyorsak mutlaka RAM'i 16 yapın. RAM'i nereden alacağız? Hangisi uyumlu diye de düşünmeyin. Çünkü bu laptop için alabileceğiniz en mantıklı RAM'i de açıklama ve yorumlara koyacağım. Bu laptop'u alırsanız 8 GB'lık RAM'i de mutlaka sepete ekleyin. Önceden ben de kendimi aldığım için RAM yükseltme rehberinde kanalda çekmiştim. O videoyu da kartlara koyarım. Onu izleyerek RAM yükseltmesini yapabilirsiniz. Dördüncü sırada özellikle grafik tasarım veya laptopu sürekli yanımda taşıyorum. İnce ve hafif bir laptop istiyorum diyorsanız Asus'un VivoBook 16 modeli önümüze çıkıyor. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 8 GB RAM'in yanında 512 SSD ve RTX 2050'nin 70 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Soğutma sistemi de gerçekten başarılı. Kasa kalitesi ve klavye hissiyatı olarak da bu fiyat bandındaki en sağlam laptop. 16 inç IPS panel, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile de birlikte geliyor. Ve Windows 11'in de lisanslı olarak geldiğini söyleyeyim. 20.000 bütçeyle performanslı, tasarımı güzel ve ekran kalitesi yüksek bir laptop istiyorsak VivoBook 16X çok çok mantıklı. 25.000 bütçe ile fiyat performans olarak benim favori laptopum yani Asus TUF A15'i görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 GB 4800 MHz RAM, 512 SSD ve RTX 4050'nin 140 Watt'lık versiyonunu bu laptopta görüyoruz. Fakat bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. Alacaksanız bence hiç ertelemeyin derim. 6. sırada Asus TUF A15'in Ryzen 7 7. nesil işlemcili versiyonunu görüyoruz. Ryzen 7 7735HS, Ryzen 5 7. nesilden yaklaşık %20 daha iyi. Özellikle render veya mühendislik için kullanacaksanız 27.000 bütçe ile benim favorim. Ve bu laptopa hem RAM hem de depolama yükseltmesi yapabiliyoruz. 32 GB'a kadar RAM, 4 TB'a kadar da depolamayı artırabileceğiz. 7. sırada Asus tarafında 30.000 bütçe ile en iyi laptop kesinlikle Asus TUF A15. Ryzen 7 7. nesil 7435 hs burada kullanılmış. Bir önceki laptoptan işlemci olarak ortalama %5 daha geride. Fakat 16 GB RAM burada laptopu aldıktan sonra bir yükseltme ile uğraşmak istemiyorsanız çok daha mantıklı. 35.000 bütçe ile benim favorim Asus TUF A15'in RTX 4060'lı modeli önümüze çıkıyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yani verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus Tuf A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detaylardan biri kesinlikle malzeme kalitesi hem iç yüzeyi hem de arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatın oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 7. nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Cinebench'te tek çekirdek 1500 çoklu çekirdek dedim. 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB 4800 MHz 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M2 SSD ek olarak da bir adet boşta olan M2 yuvamız var. Full HD 144 Hz'lik bir paneli burada görebiliyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. Burada kontrast, renk doygunluğu ve canlılık açısından da bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. GS2 Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda G-Sync desteği 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. 35-40 bin bandında benim birinci önceliğim performans değil. Kasa kalitesi, tasarım ve soğutma benim için birinci öncelik. Ve bu fiyat bandında gerçekten premium bir laptop istiyorsam Asus'un Rockstrix G16 modeli önümüze çıkıyor. 7 13. nesil HX serisi bir işlemci burada kullanılmış. Ve RTX 4050'nin 140 wattlık versiyonunu burada görüyoruz. 16 GB RAM ve 512 SSD ile de birlikte geliyor. Full HD Plus 165 Hz IPS ekranıyla da bu fiyat bandında Performans olarak en iyisi olmasa da açık ara en kaliteli laptop. 50.000 bütçeyle sadece Asus içinde değil bu fiyat bandındaki tüm laptopları düşündüğümde benim tartışmasız favorim Asus TUF A15. Bu laptopun 2024 versiyonu olduğunu söyleyeyim. Bunun bize ne artısı var derseniz hem soğutma sistemi hem de Ryzen 9 8. nesil yapay zeka destekli işlemci bu laptopu kesinlikle öne çıkarıyor. Ryzen 9 8945H gibi en güncel ve en performanslı. Ryzen işlemcilerden birini görüyoruz ve bu işlemci bir önceki nesle göre %20 daha hızlı sınıyor. Oyunlarda da render tarafında da ısınma problemi yaşatmayan bir laptop. RTX 4070'in 140 wattlık tam performans versiyonuyla karşılaşıyoruz ve burada ekran kartının gücünden tam olarak yararlandığımız Advanced Optimus desteği de bulunuyor. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 15.6 inç Full HD 144 Hz IPS %100 sRGB olmasıyla renk olduğu gibi veriyor. Yani ekran kalitesi olarak da Photoshop, Video Edit gibi işlerle uğraşıyorsanız bu ekran kesinlikle yeterli olacaktır. Oyun tarafında da Ryzen 9 ve RTX 4070 çok iyi işler çıkartıyor. Last of Us gibi AAA oyunlarda en yüksek ayarlar 90-100 FPS'leri rahatlıkla görebiliyoruz. CS2, Valorant gibi e-spor oyunlarını 300 FPS üstünde oynayabiliyoruz. Genel olarak malzeme kalitesi ve klavye hissiyatı da başarılı bir laptop. Bu fiyatlarda da tartışmasız en iyi cihaz diyebilirim. 60 bin bütçeyle hem tasarım hem performans hem tasarım hem performans hem de soğutma sistemiyle açık ara en iyisi Asus'un Strix G16 modelini görüyoruz. i7 13. nesil 13650HX işlemcisi kullanılmış. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip RTX 4070'inde 140 wattlık tam performans halini görüyoruz. 16 GB RAM 1 TB SSD'nin yanında 16 inç Full HD Plus ve 165 Hz'lik ekranda gelirken metal kasası tamamen RGB klavyesiyle tasarımsal açıdan da bir oyuncu laptopu olduğunu rahatlıkla hissettiriyor ve şu anda bu laptopun i9 14. nesil HX serisi olan versiyonu da çok sağlam bir indirimde. Bütçeniz 65.000 ise bu laptopu kesinlikle kaçırmayın derim. Eğer ekran kalitesi ve taşınabilirlik sizin için birinci öncelikse Asus'un Zephyrus 14 modeli 4K OLED 120Hz 0.2ms 60.000 bandının açık ara en iyi ekranı ve Ryzen 9 8. nesil işlemcisi ile özellikle tasarımcılar, video editörler ve mimarlık için çok çok mantıklı. Burada Asus'un ROG Strix G16 modelini görüyoruz. i7 13. nesil HX serisi tam olarak performans odaklı bir işlemci kullanılmış. Bu işlemci 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken RTX 4080'in tam performans 175 Watt'lık versiyonunu bu laptopta görüyoruz. 16 inç Full HD Plus ve 165 IPS bir panele sahip. %100 sRGB renk gamutuyla renk doğruluğu ve doygunluk tarafında başarılı bir ekran. Burada 4080'li ve Asus'un ROG serisinden bir laptop'ı 4080'le beraber bu fiyatı alabilmek gerçekten çok önemli bir artı. Arka kapak metal iç yüzey plastik ancak gayet kaliteli bir yapının kullanıldığını söyleyeyim. Isınma problemi de hiçbir şekilde yokken bu fiyatını oranla da düşündüğümde eğer 4080'li ve uygun fiyatlı bir laptop alacaksın ROG Strix G16 önümüze çıkıyor. Eğer bütçem 100.000 bandındaysa hem performans hem de OLED ekranıyla bu fiyat bandında kesinlikle ROG Strix serisinden Scar 16 modelini alırdım. i9 13. nesil 24 çekirdek ve 32 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM 5800 MHz 16x2 olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4080'in 175 Watt tam performans hali kullanılmış. 16 inç 240 Hz QHD Plus çözünürlüğün yanında mini led bir paneli görüyoruz ve bu ekran sadece oyun için değil 3D modelleme profesyonel işler yapacaksanız da video edit grafik tasarımda da rakipsiz macbooklara çok yakın bir ekran diyebilirim kasa kalitesi soğutma hoparlör diğer noktalarda da bu fiyat bandındaki en sağlam laptop. Eğer bütçe sınırım yok ve 4090'lı bir laptop alacaksam Scar 18 modeli önümüze çıkıyor. i9 13. nesil haşik serisi işlemci burada da görüyoruz. 32 GB RAM ve 2 TB SSD ile de birlikte geliyor. RTX 4090'ın da tam performans 175 Watt'lık versiyonu burada kullanılmış. 18 inç mini LED QHD Plus bir çözünürlüğü görürken 240 Hz 2MS ekranla birlikte geliyor. Açıkçası bu laptop hem mühendislik hem yazılım hem tasarım hem de mimarlık için Windows tarafında bu fiyat bandında alınabilecek en sağlam laptop. Zaten oyun tarafına hiç değinmiyorum bile. Bu laptopu alıp 9-10 yıl rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dostlar şimdi en önemli kısım yani favorilerimden bahsedersem eğer laptopa çok fazla bir bütçe ayırmak istemiyorum ve bilgisayardan çok bir beklentim yok. Ofis, iş, üniversite veya ders çalışma için gerçekten uygun fiyatlı bir laptop istiyorsam kesinlikle Asus'un Vivobook Go modelini alırdım. Ama bütçeyi 10.000'in 10 biraz üstüne çıkarabiliyorsam Asus Vivobook 15 Ryzen 5 5. nesil H serisi işlemcisi ve 16 GB RAM ile giriş orta seviye render veya CS Valorant gibi e-spor oyunları için de gayet mantıklı. Eğer bütçem 20.000 bandındaysa da performansı, ekran kalitesi ve kompakt yapısıyla Vivobook 16X'i e alırdım. Bütçem 25.000 de Asus Tuf A15 4060'lı sağlam ve fiyat performans bir laptop istiyorsam da benim de 3 ay boyunca kullandığım Asus Tuf A15'in 4060'lı versiyonu 35.000 bütçe ile benim tartışmasız favorim. 4070'li ve yine fiyat performans bir laptop istiyorsam Ryzen 9 işlemcili Asus Tuf A15'i alırdım. Fakat bütçem 60.000 bandındaysa ROG Strix G16 ve bütçem 100.000 bandındaysa da kesinlikle ROG Strix Scar 16'yı alırdım. Eğer 4090'lı bir laptop alacaksam da bu noktada Skara 18 çok çok mantıklı. Açıkçası listeyi de genel anlamıyla değerlendirdiğimde bu piyasada alınabilecek en iyi Asus laptopları birlikte inceledik. Ve bu cihazlar dışında başka bir Asus'a da bakmanızı önermiyorum. Çünkü hem fiyat hem deneyim hem de uzun ömürlük tarafını düşündüğümde tartışmasız en iyi laptoplar bunlardı. Ve tekrar hatırlatayım burada herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım önermediğim hiçbir laptop laptop'ı bu listeye koymadım. O yüzden içiniz rahat olsun. Ve bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Aldıktan sonra herhangi bir problem yaşamamak yani kafanızın ağrımaması için oradan almanızı öneririm. Ve sizce bu serinin devamı farklı markalar içinde gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı size bağlı. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar kendinize kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.